kendi bakanlığımız bünyesi içerisinde gerçekleştirdik. Fakat bu sadece bizim bakanlığımızı ilgilendiren bir konu değil. Aynı zamanda maliye, strateji, bütçe ve diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendiren bir mesele. Kamu personeli ilgilendiren bir mesele olduğu için de kamuda çalışan herkesin bir şekilde bu sorunun çözümüne dönük beklentileri var. Bunu göz önünde bulundurarak biz meseleyi sosyal taraflarımızla, sosyal paydaşlarımızla, sendikalarımızla da birlikte ele alacak bir komisyon çalışması başlatacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bugün bu komisyon çalışmasının ilk toplantısını birlikte gerçekleştireceğiz. Tabii ki 3600 meselesi çok önemli. Çünkü kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Reform adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, ücrette dahil, emeklilik dönemi de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu farklı düzenlemelerle içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Eşitsizlikler meydana gelmiştir. Adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde kamu çalışanlar arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak, derinleştirecek bir şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz. Bugün bu meselenin ele alınması çok daha mühim hale gelmiştir. Çünkü hepimizin bildiği gibi bugün hala devam eden bir küresel pandemi kriziyle, bir salgın kriziyle karşı karşıyayız. Salgın hala ikisini çeşitli varyantlarla ikisini devam ettiriyor. Bunun sağlık boyutu var ama bunun bir de toplumsal ve ekonomik hayata yansıyan sorunları var. Toplumsal ve ekonomik hayata yansıyan sorunlarını gün geçtikçe daha fazla hissediyoruz. Çünkü salgın bütün dünyada küresel bir ekonomik dalgalanmaya yol açmıştır. Başta Amerika Birleşik Devletleri 7 gelişmiş ülke olmak üzere bütün ülkeler salgın şartlarından olumsuz etkilenmektedirler. Bugün dünyada daha önce görülmeyen, hiç enflasyonla neredeyse çok düşük seviyelerde enflasyonlar tanışmamış ülkeler bile ciddi enflasyon sorunları yaşamaktadırlar. Bilhassa enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş, enerji fiyatlarının dünyada meydana getirdiği maliyet artışları, lojistik problemlerin ortaya çıkışı, tedarik zincirlerindeki kopuş, bütün bu sorunlar bütün dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine sebep olmuştur. Bu atmosferin Türkiye'de yansımaları olmuştur. Türkiye netice itibariyle yaklaşık 800 milyar dolarlık bir ekonomidir ve bu ekonominin büyümesi, kalkınma sorununun aşılması sürecinde Türkiye'nin kat ettiği mesafelerin meydana getirdiği sorunları da dikkate aldığımızda, yani her büyümenin bir toplumsal soruna yol açma ihtimalinde dikkate aldığımızda, küresel dalgalarla, olumsuz şartlarla etkilenen bu sorunların Türkiye içinde daha büyük sorunlara yol açması, Türkiye'de enflasyona yol açması, Türkiye'de yaşadığımız ekonomik sorunlara sebep olmasını göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu bakımdan da biz Türkiye'nin bu ekonomik problemlerin aşılması konusunda hükümet olarak çok önemli adımları atıyoruz. Yeni ekonomik politikası, yeni ekonomi modeli çerçevesinde uygulamaya sokulan ekonomik politikalar bu sorunların aşılması için Türkiye'nin önemli bir imkanı haline gelmiştir. Bunu daha da hızlandırarak Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ekonomik sorunları daha etkin çözme imkanına sahip olacağımızı düşünüyoruz ve göstergeler o yöndedir. Son açıklanan ekonomideki, sanayideki büyüme
gerçekten Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü, sanayi ekseninde Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini gösteren niteliktedir. Makro göstergelerin hepsine baktığımız zaman, işte sanayiye dayalı büyüme, ihracatta her ay neredeyse 20 milyar dolarlık bir gerçekleşme oranı, bütün bunlar Türk ekonomisinin sağlıklı bir makro yapıya sahip olduğunu ve büyümesini istikrarlı bir şekilde ileriye doğru taşıyabileceğini göstermektedir. Neye rağmen küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalara, ekonomik sorunlara rağmen bunu başaracağımız ortadadır. Bizim öncelikle dışarıdan gelen işte döviz fiyatlarıyla, ürün fiyatlarıyla, ithalat ve ihracat ilişkileri içerisinde dünyaya açık olan bir ekonominin meydana getirdiği, uluslararası krizin meydana getirdiği, sebep olduğu sorunlarla karşılaşması elbette anlaşılabilir bir şeydir. Fakat bütün bunlara karşı Türkiye'nin sadece ekonomik politikalarla değil, sosyal politikalarla da verdiği cevaplar vardır. Biz ekonomik sorunların uzun vadede ekonomik politikalarla, büyümeyle, bunun yarattığı refahla çözüleceğine inanıyoruz ve aşağı yukarı bu konuyu çalışan herkesin de bildiği gibi ekonomik politikalar büyümeyi istikrarlı bir şekilde uzun vadede devam ettirdikçe aşılacak sorunlardır. Ama kısa vadede de bunları önleyecek, bunların sosyal sorunlara yol açmasını önleyecek tedbirlere ihtiyaç bulunmaktadır. Bizim de bakanlık olarak görevimiz budur. Çalışma Bakanlığı her şeyden önce sosyal politikaları uygulamakla görevli olan bir bakanlıktır. Çalışanları, bu politikalarla çalışanları korumakla görevli olan bir bakanlıktır. Geçtiğimiz dönemde uyguladığımız bu yaklaşımla biz yeni ekonomik modelin yanında bir anlamda yeni sosyal politikalar uygulamaya sokarak toplumun bu krizlere karşı korunmasını sağlayacak tedbirleri de devreye aldık. Yaptığımız toplu sözleşmeler bu konuda çok önemli adımlardı. Fakat enflasyonist ortam o toplu sözleşmelerde ciddi aşınmalara yol açtı. Ama ona karşı da başka tedbirleri devreye soktuk. Biliyorsunuz enflasyon farkını, sadece enflasyon farkını kamu sözleşmesinde söz konusu edilen enflasyon farkını vermekle kalmadık. Aynı zamanda biz ona sosyal denge desteği verdik. Netice itibariyle emeklilerimizi, memur emeklilerimizi, diğer emeklilerimizi, 1500 lira olan en asgari, en düşük düzeydeki emekli maaşını 2500 liraya çıkararak, onların üzerinde yüzde artışları gerçekleştirerek tedbirler almaya devam ediyoruz. Elbette zor bir dönemden geçiyoruz. Bunlar yeterli midir? Bunlara yeterli olduğunu söylemek mümkün değil ama bunlara ilaveleri yapacağız. Enflasyon %36 iken biz 6 aylık yıllık enflasyonu %36 iken 6 aylık %31 zam yaptık. Temmuz'da da benzeri bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman Temmuz'da da bu düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünün gereğini yapacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Tabii Türkiye büyük bir ülkedir. İmkanları ve fırsatları olan bir ülkedir. Türkiye kendi coğrafyasının en ileri olan ülkesidir. Hem demokratik süreçlerde kazanımlarla hem toplumsal ve ekonomik gelişmeleriyle önemli bir ülkedir. Bu bölgede de etkisini her geçen gün artırmaktadır. Bunun uluslararası sistem tarafından kabul edilmeyen, Türkiye'yi bir anlamda çevreleyerek engellemek isteyen işte Akdeniz'den Karadeniz'e, Kafkaslara kadar birçok sorunla yüz yüze.